Evet Ali, her zaman için bu tür tehlikeli yollardan geçer. Cevap vermeyeceğim Ali, bu da sen de kalsın. Şimdi zaten bu iki gündür dinlediklerimden bayağı korkmaya başladım. Yani neyimiz var neyimiz yok çöpe atalım, Ferrari'si olan satsın, doğaya kaçalım, bisiklete binelim, arabadan vazgeçelim. Herkes o elindeki bilgisayarı, telefonu neresine ne yapıyorsa yapsın. Yani belki de hani tek avantaj şey Cengiz Ultav'la beraber Neverland'e gidelim ya da başka bir şey yapmayalım. Yaşasın San Francisco ama orada da neler olacağı belli olmaz. Onun için ya ben hala hani bu konuşmada televizyon var, teknoloji var, bilgisayarlar var, normal hayatlar, yani normalden kastım bize dayatılan normal tabii ki yanlış anlaşılmasın. Yerlerde ne yapıyoruz diye bakmaya gayret edeceğim. Gene gördük ki zaten seçemiyoruz. Hani bize ne denirse aslında birileri zamanında söylediklerinden sonra seçiyoruz. Ulan zaten hangi kadına gitsem anamdan dolayı olduğunu söylüyorlar falan. Her şey bitmiş aslında. Bize yapılacak bir numara yok, tamam mı? Onun için öyle seçim dediğinizde gene bildiğimiz çocukluktaki seçmek en doğrusu anladığım kadarıyla. O piti piti falan işte karamele sepeti şu bu idare edeceğiz. Şimdi yeni geldiğimiz bir durum var aslında. Ben diye bir adam var. Bu ben çok fazla önemli bir adam haline geldi. Ben dediğimiz eskiden hep bir biz vardı. Bizi birilerinin bizi nasıl göreceği, bizi birilerinin nasıl tanımlayacağı üstüne yaşıyor. Bütün seçimlerimizi de birilerinin bizi nasıl görmesi üzerineydi. Birdenbire ne olduysa oldu. Ben diye bir adam çıktı. Ben bold, majüskül, kocaman böyle aslanlar gibi. Hayatımızdaki her şeyi beni tatmin etmek üzerine yapmaya başladık. Yani bakın hanımlara, bugün ne kadar güzelsiniz derseniz, o gün kendini güzel hissediyorsa, çok teşekkür ederim der. O gün kendini rezil hissediyorsa, sağ ol der ve yürür. Çok nettir. Çünkü asıl kriter kendisidir. Hepimizin derdi, kendimize aferin diyebilmektir. Birinin aferininden çok daha önemli hale geldi. Bizim kendimizden mutlu olmamız lazım. Bu o kadar fazla önemli hale geldi ki, yani hatırlayın, veya hatırlamayın. Aslında bir Cengiz Ultav, Ali ve ben hatırlıyoruz galiba salonda. Eskiden erkeklerin kravatının ortasında nal gibi marka vardı. Sonra aşağı geldi, küçücük oldu. Sonra arkaya geçti, sonra yok oldu. Markayı ben bilir oldum. Mesela kadınlar $1000'lık iç çamaşır alırlar. Bunu diğer kadınlar görmeyecektir. Bir erkek gördüğünde zaten çok geçtir. Ama onu sabahleyin giydiğinde o ben aferindir. İşte evdeki televizyonu stand-by'da bırakmaz, mutlaka kapatır. Bu ay sonunda elektrik parasının 3 ila 5 kuruş hesaplanabilir olmayan şekilde az gelmesi için değildir. Hani o televizyonlarda gösterilen beyaz ayı suya düşmesin, burası ısınmasın, çocuklarımıza iyi miras bırakalım, aferin ben falandır. Ben çocukken bu lalelerin hepsi ekilirdi, akşama kalmazdı, şimdi işte duruyorlar falan. Herkes bir iyi vatandaş, iyi dünyalı, iyi bilmem ne, corporate citizen, ıvır zıvır işte dolduruluyoruz. Tamam. Hep biz kendimizi iyi hissetmek için numara buluyoruz ama ben çok önemli. Ben beni tatmin etmek üzere yaşıyorum. Eskiden hayat güzeldi. TRT vardı. Cengiz Ultav, ben Ali zamanından bahsediyorum. İşte böyle Swell'ın, Bobby, J.R. vardı. Hepsini tanıyorduk. Tamam mı? Böyle J.R.'ı çaktırmadan şuna ne diyordun? İşte Bobby güzel, işte hatunlar falan filan filan. Akşam ne yapacağın çok belli. Eşekler gibi TRT seyredeceksin. Hem de bayrak töreninden bayrak törenine kadar seçecek bir halt yok. Hayat mutlu. Çok doğal, aynen işte doğaya gittiğimizin bir başka türlüsü televizyon vardı ama işte o da öyle, su akıyor, işte dağlar var, güneş, TRT. Seçmek çok kolaydı. Dünyada tek ülke 22 sene aynı model arabayı sattı. Ayrıca size seçim şansı da verdiler, şımarmayın. Renault 12 ya da Murat 131, daha ne istiyorsunuz? Üstelik öyleydi ki, herifler imalatta sorun çıkmasın diye ortalama 45 günde bir renk değiştirdikleri için yazları 60 ila 70 günde arabayı aldığınızda hangi ayda aldığınız dahi söylenebiliyordu. Çünkü her yeni araba aynı renkte çıkmaya başlıyordu. Bu kadar fazla seçim şansınız vardı. Hayat çok güzel ve insanlar araba aldıklarında çok ama çok mutlu oluyorlardı. Şimdi siz cep telefonu derdi yaşıyorsunuz. Ben Galatasaray'a girerken, daha ortaokula girerken annem beni telefona yazdırdı. Master'ımı bitirdiğimin haftası telefon bana bağlandı. Hani telefon seçmek falan da çok kolaydı. Dolayısıyla hayat nispeten kolaydı. Bir anda ortam değişti. Ortalıkta ekranlar patladı. Bu böyle iki gündür herkesin küfrettiği ortam oldu.
Medya değişti. Acayip çeşitlendi. Aha bir baktık. Ulan hepimiz Murdoch'uz, hepimiz Aydın Doğan'ız. Ulan benim de blog var, benim de bilmem ne var, o var, bu var, okuyucularım var, bir şeylerim var. Öyle eskisi gibi opinion leader falan dediğin adam kalmadı. Hep beraber birileri ortaya çıkıyor. Yepyeni adamlar çıktı. Pukkalar, öküz adamlar, bilmem ne yapanlar, her boku bilen adamlar falan çıktı. Fenomen dedik onlara. Bu adamlar yoktu. Emin Çöleşen kalmadı falan. Böyle birdenbire acayip bir şey oldu. Hayat ekranlarda geçmeye başladı ve ekranlar çok fazla. Yani eskiden hepimizin poposu birisinin poposuna değerek bir ekrana bakıyorduk değil mi? İşte J.R. Soyal'ın orada. İşte kardeşleriniz, anneniz, babanız, anne elma soyar, bıçağın ucuyla uzatır. İşte bıçaktan elmayı alırsınız, tamam mı? Öyle bir sosyal faaliyetti. Şimdi evde bile binlerce ekran var. Evin dışında da ekran var. Yani bu sadece televizyon, telefon yok, işte efendim tablet, mablet değil. Yani aynı zamanda ATM'ler, şunlar, bunlar, her taraf ekran. Ve hayat ekranlarda geçmeye başladı. Bu bizim için yeni. Çünkü ekran pasif bir yerde oturuyorduk, inek gibi bakıyorduk. Şimdi ekranın içine giriyoruz, böyle orayı sokuyoruz, içinden kayboluyoruz falan. Böyle bir Stargate vaziyeti var ekranda. Alışkanlıklar değişiyor. Üstüne üstelik bunu çok da farkında değiliz çünkü bu hani hep beraber küfrettiğimiz teknolojinin içine doğan çocuklar yavaş yavaş belli yaşlara gelmeye başladılar. İşte hepimizin hikayeleri var. Ay işte ablamın çocuğu dergiyi aldı, böyle böyle yaptı, resim büyüdü diye hikayemiz. İşte onların fotoğrafları, filmleri her yerde duruyor. Ondan sonra işte yok televizyon ekranına dokunarak onu değiştirmek isteyen çocuk hikayeleri falan. Çünkü başka türlü bir ifadeye, başka türlü alışkanlıklara sahip jenerasyonlar yetişiyor. Bunlardan bir kısım anlayanlar var. Cengiz Ultav gibi bunları yaratanlar var. Ali ve benim gibi bunların peşinde koşanlar var. Ama bir türlü çok önemli bir değişim var. Alışkanlıkların değişmesi hayati çünkü bu başka bir şeye benzemiyor bu sefer. Tekil sosyallik. Şimdi herkes bunu sağda solda söylüyor. Bana ait bir laf olmakla beraber her ne kadar ben bunu 5 senedir söylüyorsam da 2 sene önce TED'de bir teyze söyledi. Sonra çok meşhur oldu. İşte Together Alone diye. Ama maalesef biz işte bunu uzunca sürede söylüyorduk. Adımız John Smith olmayınca buralarda kalacağız. O da önemli değil. Efendim tekil sosyallik şu. Sosyal medya hep beraber sosyalleşiyoruz. Like'lar ediyoruz. Binlerce arkadaşımız var onu paylaşıyoruz. Şudur budur falan filan. Avatarlar koyuyoruz böyle. Yakışıklı bir adam bakıyor. Fıstık gibi bir kız bakıyor falan. Aslında orada arkasında oturmuş, böyle tişörtü yıkanmaktan dolayı rengi atmış, sigara 3 gün işte kal, böyle yazan adamlar var. Ve aslında sosyal olduklar veya kadınlar var. Üstüne üstelik buradaki sosyallik ya da hiç kabul edemediğim arkadaş tanımı, çünkü ben hala eski olduğum için arkadaş tanımını çok başka bir yerlere koyuyorum. Bilmem kim seninle arkadaş oldu, ya nereden arkadaş oldu falan diyorum, hala ben anlayamıyorum tabii. Ama aslında çok fena tekiliz. O sırada tek başımayız. Orada benim arkadaşım denir, yarın sokakta yere yığılsam yanımdan geçip gidecek çünkü tanımıyor bile beni. Sosyal olduğumu söylediğim şey de sosyallikte işte hani karşımdakinin mimiklerini, şunlarını, bunlarını falan filan görmem lazım. Ona göre konuşmam lazım. Görmüyorum ya, bu tenis maçı gibi denir. Ben atarım, o atar. Hayır, halbuki burada bir ekran var ve ben squash oynuyorum. Oraya çarptırıyorum, top bana geliyor. Benim attığım topun bana gelişine göre oynuyorum. Aslında leş gibi tek başımayım. Bir de dünyada aracı ortadan kalktı. Şimdi her şeye direkt ulaşmaya başladık. Cumhurbaşkanını, bakanları, Barack Obama'yı bana bol bol mesaj atıyor. Ben de ona atıyorum falan bir şeyler. Yani onun makinesi bana atıyor, ben ona atıyorum, makinesi alıyor falan. Her neyse önemli değil ama sonuç olarak doğrudan konuşuyorsunuz. Gazetelerde gördüğünüz birçok köşe yazarını direkt olarak takip ediyorsunuz. Birçok gazete yazarının takipçisi o gazetenin tirajının kat be kat üstünde. Dolayısıyla mallarınızı direkt alabiliyorsunuz, direkt üreticiden alabiliyorsunuz, siz direkt satabiliyorsunuz. Toptancı, toptancı üstü toptancı, ara toptancı, kanal marjı %40 mı olsun, 35 mi olsun? Tamam, yani bütün bunların hepsi yavaş 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 ortadan kalkıyor. Aracısızlık pek bildiğimiz bir şey değil. Hep biz birilerinin aracı olmasıyla çalışmışız. İşi bile öyle buluyoruz. Tanıdık var mı? Var mı bir torpilin falan. Yani geçen gün işte bu Pandora'nın Kutusu programında Bekir Ağırdır'ın yaptığı bir araştırma sonucunda gördük. İyi bir iş bulmanın yöntemi torpili olmak %68. İyi bir şey öğrenmenin
torpili %68. Bilmem ne torpili %70. %72. Hep bir aracıya ihtiyacımız olduğunu düşünmüşüz ve aracı ortadan kalkıyor. Aslına bakarsanız pek önem vermediğimiz çok önemli bir değişiklik. Sürate hep felaket diyoruz ama sürat pek de felaket değil. Çünkü zaten sonsuz bir sürat var. Yani sokaktaki sürattan daha öte bir sürat var. Burada bunun ne kadar felaket, ne kadar olmadığını birazdan biraz daha göreceğiz. Belirsizlik bundan evvel birçok konuşmacı söyledi. Bu klasik Heisenberg teorisi, elektronun yerini biliyorsan işte zaten sizin huzurunda söylemek zordur ama elektronun hızını biliyorsan yerini bilmezsin, yerini biliyorsan hızını bilmezsin. Bugün insanlar için de öyle. Yerini biliyorsak hızını bilmiyoruz. Hızını biliyorsak yerini bilmiyoruz. Hangisi de nerede, nereden nereye gitti? Halbuki işte bu 40 yıldır enflasyonist ülkelerden alınmış bilmem ne pazarlama teorileriyle bol bol P'ler M'ler dağıtılır salak salak ve onlardan bir tanesi de yerdi. Halbuki kimsenin yeri belli değil. Böyle bir durumda korkunç belirsiz ortamda iş yapmak, karar vermek, düşünmek zorundayız. Bütün buralarda haber aldığımız kaynakların güvenilirliği tartışılır halde. Benim büyükannemin hayatı çok kolay. Nereden biliyorsun derdim. Ajans söyledi derdi. Radyo ajansında duymuş olması gerçekliğin %100 ve mutlak kanıtıydı. Şimdi korkunç bir bilgi patlaması olmakla beraber kaynağına ne kadar güvenebilirsiniz? Zavallı Münir Özkul hani ortalama haftada 3 kere öldürülüyor. Dolayısıyla kim nereden ki bunu daha sonra güvenilir olduğu varsayılan kaynaklar dahi ya da kişiler dahi doğrulamaya başlıyor. Bir daha. Her sabah da kendimizi yeniden yapıyoruz. Çünkü hiçbirimizin tek bir tane kişiliği yok. Yani okul arkadaşlarımızla farklıyız. Efendim, iş arkadaşlarımızla farklıyız. Ailemizle farklıyız. Sosyal ortam tabir edilen yerlerde farklıyız. Kimisinde kravatla efendi, beyefendi gibi dolaşırken öbür tarafta diye holigan gibi maçta dolaşabiliyoruz. Her sabah bütün bu bilgilerle kendimizi yeniden yapıyoruz. Seçiyoruz hangi elbise, hangi sakal, hangi bıyık, hangi gözlük, neye benzemeliyim, hangi ortamda neye benzemeliyim, hangisinde olursam nasıl mutlu olurum diye. Ve bir seçenek patlaması var. Hele bu ülkede seçenek patlaması pek de bildiğimiz bir şey değil. Hani başında söyledik ya zamanında işte sadece TRT vardı veya sadece işte iki tane otomobil vardı falan diye. Aynı zamanda da bu ülke dünyadaki tek 30 yıl çok yüksek, yani çok yüksek iki haneli ya da üç haneli enflasyonla yaşamış bir yerde zaten seçeneği olma şansı yoktu. Bu apayrı bir tartışma konusu olduğu için burada uzatmayayım. Ama birdenbire enflasyonun düşmesi, teknoloji vesaire gibi normal bir ülkenin başına gelecekten çok daha fazla paradigmanın burada değişmesiyle beraber hiçbirimizin aklının hayalini alamayacağı kadar çok seçenek oldu. Aklımızda tutamayacağımız kadar çok seçenek oldu. Türkiye'de 15 bin metrekarelik bir süpermarketin hayal edilmesi imkansız. 15 bin metrekareye koyacak mal yok. Şu anda 15 metrekareye girebilmek için hepimiz bir yerlerimizi yırtıyoruz. Bu arada bu dakikalar doğru mu? Bana söylediğini yarı yarıya kesmişsin ona göre. Gördüğünüz gibi böyle işte bir de vaadini tutmayanlar var. Yapacak bir şey yok. Şimdi bize hep şu öğretildi Batı öğretisinde. Çok seçenek daima özgürlüktür. Azdan seçemezsiniz. Çok olduğunda çok özgürüz. Ne kadar özgür olursak o kadar mutlu, o kadar tatmin olmuş oluruz diye öğretirler bize. Seçenek azsa dünya suçludur. Urfa'da Oxford yoksa suç tabii ki oradaki çocukcağızın değildir. Dolayısıyla seçeneğin az olduğu yerlerde dünyaya bok atmakta hiçbir sorun yoktur. Oops. Bir daha. Peki. Seçenek çoksa ben sorumluyum. Çünkü ben, seçen benim, çok fazla seçenek var. Kimseyi suçlama şansım yok. Seçtiğim şey zamanda erişim. Yani ben benzin istasyonumu evin önündeki olandan almak zorundayım. Köyümde yaşıyorsam evleneceğim kadın, muhtarın kızı, işte çobanın kızı ya da ağanın kızı şeklinde benim erişebileceğim yerlerden olmak zorunda. Tabii ki ağanın kızı tercih edilebilir sebepler olmakla beraber erişim konusunda orada hala sorunlar olabilir. Ama sonuç olarak erişebildiğiniz şeye var olun. Ulaşabiliyordunuz, tercih etmek zorundaydınız. Şimdi her şeye erişebildiğinize göre birçok konuda seçim sayısı sonsuz hale geldi. Buna karşılık böyle 9 yaşından beri bize tek doğru dayatılıyor.
Binlerce, ortaokuluna imtihan var, lisene imtihan var, sonra adını bilmediğim eski şey örgütleri gibi işte YGS, MS, slash ML falan filan böyle bilmem ne örgüt imtihanları var. Bunlarda da tek doğru var hep. A, B, C, D, E, bunlardan bir tanesi, sadece bir tanesi, mutlaka bir tanesi ve yeganesi doğrudur. Başka hepsi yoktur. Hayat böyle değil. Beşinin de seçilebilme ihtimalleri, onunun da seçilebilme ihtimalleri olan ya da parametrelerine göre değişen durumları varken biz eğitim sisteminde de adamlara diyoruz ki bana bak tek doğru var ve başka yok ve onu bulamazsan sıçtın koçum. Ve hayatımız hep o tek doğruyu bulmak gerektiği için lan bu imtihanda bunlar insaflı davranıyorlar, 5 seçenek sunuyorlar. Süpermarkete gittiği zaman 80 seçeneği dayadığı zaman sıçtın tekrar. Ha. Kalıyorsun hangi diş macunu Allah, diş macunu sorunsalı. Fonksiyonel fayda bitti. Çünkü hayat boyu hep fonksiyonel faydalardan bahsedildi değil mi? Hani bütün hanımların çantasında vardır. 25 yılda Ayşe teyze gösteriyor zaten. Hani leke meke olduğu zaman Ayşe teyze cart diye çeker 5 kiloluk acıyı dağın masaya koyar. Tamam mı? Çözüm budur. Ürün fonksiyonel. Lekeyi kaldırır. Ya da işte önce kadın saçından mutsuzdur. Ondan sonra rahatsız olur. Sonra çözüm gelir. Bam bam pişş. Yıkanır. Temizler. Güzeldir. Mutludur. Hep bir fonksiyonel fayda söylenmiştir. Ama fonksiyonel faydanın anlamı gerçekten kalmadı. Hani önemli olan işlevi lafı bitmiştir arkadaşlar. Çünkü artık üstüne konan farklar anlamlı değil. Hani her türlü pazarlama müdürü, televizyoncu, herkes her türlü içerik sağlayıcı farklı yeni bir şey söylemeye çalışıyor. Bir de başımıza inovasyon diye bir bela taktı bunlar. Herkes inovasyon yapacak. Gelin lan bu sabah inovasyon için ne yaptın? Bu sabah inovasyon için falan filan şeklinde bir... Her tarafımızı innove ediyoruz. Dur babalar innove etme. Dur bir. Olanı olamıyor. Çünkü üstüne koyduğun, fark zannettiğin, gerçekleştirmesi için kıçını yırttığın şey aslında anlamlı değil. 1200 çeşit şampuanın 1500 tane efendim veyahut da bugün Türkiye'de ortalama 120 tane diş macunu türü var. Hani beyazlatıp da minelere bilmem ne yapıp oradan da 7 etkisinin 3,5'u buradan gidip buralardan bilmem ne yapıp falan. Dur ya. Yani burada bana sunduğun şey fonksiyonel fayda benim için artık anlamlılığını yitirmiş durumda. Yani her şey komoditileşiyor, her şey metalaşıyor. Sunulan her şey metalaşmaya başladı. Anlamlı fark yaratamayan her şey metalaşır. Yani ay malazlar kibrit mi verdiniz? Pardon ben kavla yakabilir miyim sigaramı demiyoruz. Ve şu anda her şey buna dönmeye başladı. Tekrar jenerik isimleriyle söylüyoruz. Yani ya lüks var ya meta var. Ortada bir şey yok. Ortası kalmadı. Ve yıkılıyoruz. Yık ne? Yakalayamayıp ıskalama korkusu. Hepimizde her sabah var. Dilimiz dışarıda. Çünkü sinemaya gitmek lazım. 3 tane film var. Onlardan bir yerin görmedi. 4 tane tiyatro var. Bu arada Twitter'da baktım. 15 tane çok güzel makale var. Hepsini okumam gerekiyor. Ayşe Fatma'yı Ahmet'i aramam lazım. Annemleri aramam gerekiyor. Bilmem kimin çocuğu olduğuna da bakmam gerekiyor. Ulan saatimi yaptırtacağım onları veremedim. Çünkü bilmem sabah daha duşun ilk damlası geldiği andan itibaren vuuu diye geliyor bunlar. Ve bu arada açıyorsun makineni gene sana 500 tane yer daha okuman öneriliyor. 1000 tane kedi fotoğrafı var bakman gereken bilmem ne böyle binlerce numara var. Ulan buna nasıl yetişeceğim ben? Ben alt tarafı gariban işte böyle beynin sağa solu falan filan olan sinirden kemikten gariban bir adamım. Her tercihte bir şeyden vazgeçmek gerekiyor. Fakat burada tercih sayısı bu kadar değil, daha fazla olduğu zaman vazgeçişlerin bedelini hesaplayacak durumda değilsiniz. Daha anladığım kadar sunumun yarısına varmışsın. Sen dün bana 40 dakika dedin. Ali'cim bak çok güzel bir koltuk ayırdım sana orada. İstiyorsan bitireyim. Bir dakika. Bir dakika. Teşekkür ederim, bitti. Peki bir dakika. Şimdi hızlandırılmış kursa geçiyoruz. Her seçimde bir fırsat maliyeti vardır. Ali'nin mesela beni buradan indirmesinin bir fırsat maliyeti olduğu gibi. Değiştirilir her türlü ürün bir baş derdidir. Çünkü ulan al bunu bir hafta sonra geri getir derse bir hafta daha onu düşünmek zorundasınız. Ulan doğrusunu mu aldım diye. Aileler zaten her türlü numarayı sizin için seçmiştir. Genelde insanların %68 kararının ailelerden çıktığı oldu. Yani tuttuğunuz takım dininiz bilmem düşününüz bunun her bir şeyiniz aileden seçildiği için. Zaten seçim yarı dardır. Seçim bir bilişsel çelişkidir. Bunu anlatırsam Ali döver. İlgi alanımız daralıyor. Hani biz böyle alışmışız televizyonlarda 45-90 1,5 saatlik dizilere işte
90-120 filmlere. Halbuki YouTube'da 3 dakikalık şeyler izliyoruz. Demek ki ilgi alanımız acayip daralmış durumda. Yepyeni bir meta discourse var, yepyeni bir üst dil var. Böyle like'lar mike'lar ediyoruz. İnsanlar like almaya, fav almaya çalışıyor. Ertesi gün sanki o like'larla yattığın zaman iyi uyuyorsun ya da eczaneye gidiyorsun. Az önceki 1200 diş macunundan birini sana o like'larla veriyorlar gibi. Değil mi böyle ha? Bu yeni ifade var Ali, bunu görmen lazım. Şimdi bu aslında benim de Ali'ye göstermek istediğim şey. Karşıyaka taraftarları bundan tam 3 hafta önce bir stadda koymuşlar. Biliyorsunuz stadlar küfürden kapandığı için babalar 20 metre 20 metre QR kod dayamışlar. Takarsanız hakemin cinsel tercihi, diğer takımı hepsi burada var. Ötekini yok sayıyoruz çünkü bakıyoruz insanların okudukları, takip ettikleri insanların %95'i kendi fikrinde, kendi görüşü doğrultusunda. Diğerlerini zaten pek bir tarafımızda değil. Zamanımız sıkıştırılmış, anlamlar sıkıştırılmış durumda. Twitter dediğiniz şeyde iki tane konuşma tonunuz var. Ya bağırıyorsunuz, ya sessizsiniz. 16 tane mimik yapabilirsiniz. Dil çıkartabilirsiniz, göz kırpabilirsiniz. Çok sevinebilirsiniz, sevinebilirsiniz, somurtabilirsiniz. Bu kadar, başka hiçbir alt yapamazsınız. Dolayısıyla hepimiz aynı şekillerde konuşuyoruz, aynı seslerde konuşuyoruz. Daha beteri Van geldi. 6 saniyeye sıkıştırılmış bir yerde konuşacağız. Keşke birileri zaman verseydi de bunu ne kadar facia olduğunu söyleseydim. Ama sonuç olarak kitlesel bitti. Yani bu mass kitle falan diyen adamlar ölmüştür. Levent Erden tanımı kitle nişin, nişlerin kümülatifidir. Kitlesel diye bir adam kalmadı. Herkesin toplu olarak hareket ettiği yerler çok farklı. Tabii ki Big Brother bizi seyrediyor. Değil mi Ali'ciğim? Bu en son fotoğrafçı kızcağızın öldürülmesinde kadının nereye girip çıktığını, burnunu nerede karıştırdığını dahi gördüğümüzü fark edince hep beraber korkmuş olmamız gerekiyor. Bu kadar mı seyredebiliyoruz diye. İlgi alanımızın dışında hiçbir şey yok çünkü nerelere bakıyorsak ona göre bize bir şey gönderiyorlar. O RSS feedler, senin takip ettiğin adamların takip ettikleri, senin baktığın kitabını okudu. Ulan dışarıda bir şey yok mu? Yok. Hep sen neye benziyorsan senin benzerlerini koyup seni bir köşeye doğru sıkıştırmaya çalışıyor. Ulan sen bunlara bakıyorsun, ayı bak bir de bunun tam tersi var demiyor hiçbir yer. Bunları takip ediyorsun, bak bunların tam tersi var demiyor. Sen neler yapıyorsan, senin beğendiklerin ne yapıyorsa onun içine itiliyorsun. Dolayısıyla sen de daraltıyorsun. Neyi seçeceksin? Herif sana seçtirtmiyor ki. Bir de dar alanda çok seçenek olduğu için oradan da cortluyorsun. Dolayısıyla Rolling Stones'un dediği gibi seçmek tatminsizliktir. Buradan beni göndermeyi seçmekte olduğu gibi. Dolayısıyla biz aslında seçmiyoruz ve önümüze koyanla yetinmek durumundayız. Yetinmenin tadını çıkartın. Gerçekten. Esasında kaşındım. Çok düşündüm, çağırayım mı, çağırmayayım. Çünkü sahneye aldığı zaman zapt etmek mümkün değil. Alakası yok. Efendim bana 40 dakika konuşacaksın dedi. Dün de sordum 40 dakika dedi. Sonra buraya bir gittim, 3,5 dakika falan var. Merhaba deyip gitmem gerekiyor. Dolayısıyla diyorum ya, seçmek değil yetinmek. Çok sağ olun.